Şimdi kamera e, kameradaki ve galerideki izinlerimizi alıp bunları artık bir e, selfimizi son haline, analiz edilmiş haline getirmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak private fun deyip buna da bir e, biraz karışık artık ekranı create selfie with background background şeklinde bir e, bir fonksiyon oluşturuyoruz aslında burada e, bu fonksiyonumuz bir URI kullanacak Android net üzerinden sonrasında e, if eğer ground instance'mızda get instance diyoruz burada bir foreground var değil mi bu foreground eğer nulls, null eş, değilse işlemlerine devam edecek aslında else diyoruz burada e, toas.make text ne diyoruz require context ardından make make a segment selfie before siz burada İngilizce Türkçe vesaire istediğiniz mesajı verebilirsiniz eğer segment selfie before choosing background background seçmeniz gerektiği ile ilgili kullanıcıya bir uyarı veriyoruz burada show diyoruz ardından loading density ile bunu kapatıyoruz şimdi eğer null değilse bizim önümüzde bir foregroundumuz var bizim bir e, kullanıcıdan aldığımız e, bir aslında e, foregroundumuz var bir portremiz var diyelim arka planın e, kesilmiş aslında Burada binding.imageview öncelikli olarak burada image resource'umuzu bir sıfırlıyoruz. Ardından select burada selected bitmap adında bir yukarıda bir değişken oluşturuyoruz. Burada bir değişken oluşturalım. Private lateinit var. Selected bitmap şeklinde bir bitmap oluşturuyoruz. Bu bizim seçilmiş bitmap'imiz olacak. Şimdi selected bitmap'imizi aşağı indik şöyle. Burada selected bitmap diyoruz. Ne yapıyoruz burada? Media store. Media store. Store diyoruz. Ardından images. Nokta media diyoruz. Nokta get bitmap. Get bitmap diyor. Burada require context. Ardından bir require context nokta content resolver virgül URI'mizi Yukarıda bu fonksiyondan gelen URI'yi bitmap'e çeviriyoruz. Şimdi wall resized bitmap. Bu size'ı eşitlemek için biz ne yapıyoruz? Resize bitmap isminde fonksiyonumuz vardı. Bu nerede eklemiştik? Image utils içinde. Imageutils.resize bitmapimiz e, bu fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Şimdi bu fonksiyon bizden öncelikli olarak bir bitmap istiyor. Ardından ground instance background instance nokta get instance nokta foreground nokta with bu e, yüksekliğimiz yüksekliğimiz ve e, genişliğimiz şimdi de burada get instance deyip bir foreground diyoruz ve buradan da ne yapıyoruz height'ımızı alıyoruz gördüğünüz üzere burada bir resize işlemi uyguladık ardından ne yapıyoruz image analyzer diyoruz burada analyze with bg background'la birlikte analyze işlemini yaptık. Burada ne yapıyoruz? Ground instance deyip get instance diyoruz. Ardından bir foreground'umuzu buraya ekliyoruz analizimiz için. Ardından resized bitmap ile buradaki analiz edilmiş ve yeniden düzenlenmiş o background'u arka plana getiriyoruz. Ardından biz burada bir handler açmamız gerekiyor. Bizim handler bu bekleme işlemlerinde aslında kullanıcıya biraz süre tanımlıyoruz ve aslında oradaki loading işlemini gösteriyoruz. Post late diyoruz. Ne yapıyoruz? İlk önce şurada runnable'ımızı açalım. Yanına da 2000 milisaniye yani bu da 2 saniyeye eşit oluyor. Bu şekilde runnable'ımızın saniyesini, handler'ımızın saniyesini belirliyoruz. Şimdi binding nokta image set image bitmap ile ground instance nokta get instance ve burada background'umuzu işle işlemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi aslında bizim tamamen selfimizi background'la beraber oluşturmamızı sağlayan fonksiyon bu şekilde. Foreground'umuz var. Kullanıcı seçtiği background'a buna eşitliyoruz aslında. Olay tamamen bu şekilde. Şimdi Bizim gördüğünüz gibi önceki bölümde, önceki videomuzda aslında içeren bu notları şimdi tamamlamaya başlayalım. Şöyle bir kamera diye bir bir not not satırımızı açtık. Ardından private wall diyelim. Bir take photo, take photo result isminde bir fonksiyon oluşturduk. Bu ne oluyor? Register for activity result activity result contracts içinden take picture bu bizim hazır hazır olarak verilen android tarafından bir contract'imiz. Burada şu şekilde ardından e, fonksiyonumuzu açıyoruz. Bu süslü parantezlerimizi açıyoruz. Şimdi if itse burada it yukarıdaki boolean gördüğünüz gibi burada image view -uri let yani bir e, Image View'dan bir URI geldiyse, bir fotoğraf çekildiyse gördüğünüz gibi URI'mizi bu şekilde verebiliriz. İki tane iç içe it olmaması için. Eğer modsa, burada mod true'ysa yani foreground moddaysa Image View pardon binding.image view olacak. binding.image view diyoruz. Buraya set image resource'a bu resetleme işlemi aslında image'i öncelikli olarak bir içini boşaltıyoruz. Çünkü fazla yükleme yapmamıza gerek yok tekrar ardından binding nokta image nokta set Buradaki çekilen fotoğrafı buraya yüklüyoruz. Ardından ground instance nokta get deyip buraya backup image'imizi gördüğünüz gibi kullanıcına galeriden bir görsel getirdi bize. Bu da bizim ne yapıyoruz? Backup'ımıza eşitliyoruz ki sonradan o butona bastığında backup butonuna bastım da buradaki backup image gelecek. Image view deyip drawable deyip burada 2 bitmap ile buradaki işlemi tamamlamış. Şu button backup'ın da visibility'si vardı. Button backup. Button backup ilk baş bizde bir gösterilmiyor. Çünkü kullanıcı herhangi bir herhangi bir aslında görsel yükleme yapmadıysa burada visible halde olmuyor. Gözükmüyor. Sonrasında yükleme yaptığın artık backup butonumuz gelmiş oluyor. Şimdi ardından gördüğünüz gibi bir el saçtık. Diğer durumdaysa loading show diyoruz. Öncelikli olarak loading ekranımızı gösteriyoruz. Binding nokta image resource burada sıfır yapıyoruz ve ardından create selfie gördüğünüz gibi bu ekranda oluşturduğumuz kullanıcı fotoğrafı aldı bitmap'ine koydu. Şimdi eğer foreground moddaysa şimdi o e, tespit edilen görselle bunun birleştirilmesi işlemi var. Şimdi burada set image resource'umuzu sıfırladık. Şimdi create selfie'ye bu URL'i gönderme işlemini yaptık. Artık bizim elimizde birleştirilmiş bir görsel var. Şimdi bunu bir de galeri için yapalım. Kamerada böyle alıyorduk. Galeride nasıl alıyoruz? Galeri şeklinde bir not ekledik. Daha kolay bulmamız açısından, kodun okunabilirliği açısından. Select image from gallery. Bunu nasıl yapıyorduk? Zaten önceki bölümlerimizde de yaptık. Select image resource. Aslında burada bir launcher eklememiz gerekiyor. Şunu şu şekilde yapalım. Bir tane private wall diyelim. Bir launcher oluşturalım. Select image from gallery result register eşittir diyoruz. Register. Şurada id error'u verdi register for activity result diyoruz. activity result. Get content. Get content bizim bu galeri işlemlerimiz için kullandığımız kontrakt türü. Gördüğünüz gibi burada bir URI geldi. Şu URI'yi burayı değiştirelim. URI diyelim. it kullanmak istemiyoruz. Şimdi burada URI hemen bir Elvis operatörümüzü ekledikten sonra if Yukarıdaki gibi bir mod işlemi frontend moddayız şu anda. Image e, burada binding nokta image view nokta set image sıfırladık. Şimdi binding nokta image artık set image URI ile galeriden seçtiğimiz URI objesini eklemiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? Ground instance ile get instance deyip tekrar bu galerideki seçtiğimiz görseli artık backup olarak cihazımızın hafızasında tutmuş oluyoruz. Burada image view deyip drawable deyip to bitmap ile zaten o seçilen URI'yi eklemiş oluyoruz. Şimdi buton backup burada binding nokta bir buton backup ile gördüğünüz gibi yine aynı visibility'sini view nokta visible şeklinde görünür hale getirdik. Else durumu zaten kameranın bir benzeri olacak. Loading nokta show diyoruz ardından ne yapıyoruz? Create selfie with background deyip URI'mizi buraya gönderiyoruz. Artık bir burada bir register for activity result var. Artık bunu buradan alıp bu select image from gallery result'umuza bir launch işlemi ile çalıştırıyoruz ve sadece bu yönlendirmede image'leri kullanıcının galeriden seçebileceği image'leri gösteriyoruz. Kullanıcı farklı bir e, görsel aslında görsel harici bir şey seçemiyor. Şimdi bu kısımda gördüğünüz gibi gerekli izinleri ve self'imizi oluşturduk aslında. Oradaki image düzenlemesini oluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz? Burada eklememiz gerekiyor sadece. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Take photo result. Gördüğünüz gibi buton kameraya tıklanma, take photo result'umuzu burada launch yapıp İçerisine bir image view uri ekliyoruz. Diğer kısımda ne yapıyoruz bu da Buton add gallery bunun içinde Select Image From Gallery fonksiyonumuz Şu fonksiyonumuzu çağırmış oldu contract bu şekilde Kullanıcını yönlendirmesi de Bu şekilde olacak Tamamen aslında Biraz uzun sürdü ama image mod fragmentımız dolu dolu ve birçok fonksiyonu birlikte barındıran bir fragment olduğu için bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi canlı kısımla devam edelim.